Herkese merhabalar. Yeni poliçe alırken araç sigortası, konut sigortası, sağlık sigortası tabii sorular oluyor. İşte bu firma iyi mi, bizi mağdur eder mi gibisinden. Evet, aslında bu sorular önemli. Tabii ki yeni bir sigorta poliçesi yaptırırken sigorta firmasının iyi olması, iyi servis verebilmesi, işte bir claim olduğu zaman hızlı olması ve sizi mağdur etmemesi, işte teknoloji olarak işte online platformlarının kullanılabilir olması tabii ki önemli. Fakat bundan daha önemli olan bir şey var aslında. Göz ardı edilen veya dikkat edilmeyen ve poliçelerini düzenlerken bizim insanlara devamlı hatırlattığımız, aslında burada daha önemli olan poliçelerin teminat limitleri. Yani içeriği. Yani neyi ne kadara kadar karşılıyor. İşte mesela bir örnek verirsek, işte bir kaza yaptığınız zaman yol yardımı var mı poliçenizde? İşte kazadan sonra aracınız pert olursa ikame araç var mı? Gibi teminatlar var mı yok mu? Bunlar aslında sigorta firmasının iyiliğinden çok daha önemli. Çünkü bu teminatlar varsa poliçenizin içeriğinde servis alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey olabiliyor. İşte bir kaza yapılıyor, araç pert oluyor ve sigorta firmasından araç istiyorsunuz. Tabii poliçenizde bu teminat yoksa sigorta firması vermiyor. Sonra işte şu olabiliyor. İşte bu sigorta firması iyi değil. Veya işte şu sigorta firması iyi, işte bana geçen lastiğim patladı, yol yardımı gönderdi. Aslında o sigorta firmasının iyiliğinden değil, poliçenizin içeriğinde o teminatın olup olmaması. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka yeni bir sigorta poliçesi yaptırırken sigorta poliçenizin teminat içeriklerini çok iyi bilmeniz ve ona göre poliçenizi almanız çok önemli. Evet, her ne kadar sigorta firmasının büyüklüğü, güvenilirliği, iyi servis verilmesi önemli olsa da bence bundan daha önemlisi poliçenizin teminat içeriklerini bilip ona göre poliçenizi almak çok daha önemli. Bu hatırlatmayı yapmak istedim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.